İşte bugün haftalardır, aylardır kuraklığın olduğu İstanbul hamdolsun bugün rahmetle kucaklaştı. Ama siz rahmetten kaçmadınız. İnşallah bu rahmeti 30 Mart'a taşıyacaksınız. Kardeşlerim, biliyorsunuz şimdi üç kafadarlar türedi. CHP, MHP, Pensilvanya. Pensilvanya'nın ablaları sizin kapınıza da geldi mi? Gelemez. Bakınız, onların ablaları varsa işte bizim de ablalarımız var. Onların abileri varsa bizim de abilerimiz var. Ve 21,5 milyon oy aldı bu hareket son seçimlerde. Kardeşlerim, bakınız, bu adımları atarken hep beraber olduk. Fakat şimdi şöyle bir 10 yıl, 15 yıl öncesine gidin. Nasıl bir Beylikdüzü vardı, öyle mi? Son 10 yılda nasıl bir Beylikdüzü oldu? Bunlar durup dururken olmadı. Bir aşkla oldu. Burada bir metrobüs var mı? Nasıl geldi buraya bu? CHP'lilerle mi geldi? MHP'lilerle mi geldi? Yani bunlardan bir hizmet geleceğine inanıyor musunuz? Kardeşlerim, biz hizmet siyaseti yaparız. CHP iftira siyaseti yapar. İşte son zamanlarda yatıyor, kalkıyor, ne diyor? Yolsuzlukta yolsuzluk, yolsuzlukta. İnanıyor musunuz? Ya söylenen şeyin kardeşlerim bir astı astarı olur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ve sağlama basmadan yasaları, anayasayı çiğneyerek adımlar atıyor. Kardeşlerim, bakınız, 79 senede bu ülkede 79 senede bu ülkede 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 10 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu kadar açık ortada ya. 6100 kilometre 79 senede. 10 senede 17000 kilometre. 79 senede. Cumhuriyet tarihinde toplam yapılan derslik sayısının yarıdan fazlasını 205 bin derslik biz 10 senede yaptık. Sevgili kardeşlerim, çocuklar okula gidiyor, kitap bulamazdık. Şimdi her yıl okula giderken sıraların üzerinde yavrularımız kitaplarını buluyor mu? Ücretsiz olarak buluyor mu? Kardeşlerim, göreve geldik, 76 üniversite vardı Türkiye'nin genelinde ama her ilde değil. Biz buna 99 üniversite daha ilave ettik. Şimdi 175 üniversite var 81 vilayetin tamamında. Kardeşlerim, başka bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Bakınız, bununla kalmadık. Attığımız adımlar devam etti. Borcumuz, kardeşlerim, 100 liranın 73 lirasıydı. Şimdi 100 lirayı 35 liraya indirdik. 100 liranın 35 lirası borç. Nereden nereye? Kardeşlerim, devlet 100 liraya 63 lira faiz ödüyordu. Şimdi tekhaneli rakama düşürdük. Bak nereden nereye? Nerede kalıyor şimdi bu aradaki fark? Benim kardeşimin cebinde kalıyor. Bütün bunların yanında hamdolsun dünyada özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve yanında Amerika, hepsinin büyüme hızı şu anda birin altında.
0,5, 0,4, 6, 0,6 böyle. Türkiye 4. 4. Türkiye büyüyor. Türkiye gelişiyor. Bütün engellemelere rağmen, gezicilere rağmen gelişiyor. Pensilvanyacılara rağmen gelişiyor.